Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf fen bilimleri 1. ünite son 5 yılın bursluluk soruları ve çözümleriyle yine birlikteyiz. Ayrıca 1. ünite konularını kanalımda tekrar ederek bursluluğa hazırlanabilirsiniz. 1. soruyla başlayalım arkadaşlar. 1. soruda güneşin yapısı ile ilgili bir soru. Güneşin yapısı ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Orta büyüklükte bir yıldızdır. Doğrudur arkadaşlar. Güneşimiz orta büyüklükte bir yıldızdır. Yapısında sıcak gazlar bulunur. Doğru arkadaşlar. Helyum ve hidrojen gazı bulunuyor. Dönme hareketi yapamaz diyor. Yanlış arkadaşlar. Dönme hareketi yapabilir. Kendi etrafında 25 günde dönüyordu. Yanlışı sorduğu için cevabımız C. Küre biçimindedir. Doğru arkadaşlar. Güneş küre biçimindedir. Doğru. Cevabımız C şıkkı olacak. İkinci soruyla devam edelim. 2019 bursluluk sorusu ikinci soru. Ayın yapısıyla ilgili, ayın yapısı ve özellikleriyle ilgili bilgilerden hangileri doğrudur diyor sorumuzda. Hemen bakalım arkadaşlar. Yüzeyinde çukurlar vardır. Doğru arkadaşlar. Kraterler var. Doğru. Kendiliğinden ışık yayan bir gök cismidir. Yanlış arkadaşlar. Güneşten aldığı ışığı bizlere yansıtır. İkinci ifademiz yanlış. Küre biçimindedir. Doğru arkadaşlar. Dünya, Ay, Güneş üçü de küre biçimindeydi. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız 1 ve 3, B şıkkı olacak. Üçüncü soruyla devam edelim. Yine 2019 bursluluk sorusu. Buna göre şekildeki numaralandırılmış yerlerde ayın aşağıdaki evrelerden hangileri görülebilir diyor. Şekilde ayın dünya etrafında dolanma hareketi ve evrelerinden biri verilmiştir. Arkadaşlar bakın, ayın güneş ile dünya arasında olduğu evreye yeni ay diyorduk. Ay saat yönünün tersi şeklinde dünya etrafında dolanıyordu. O halde yeni aydan bir hafta sonraki birinci evremiz neydi arkadaşlar? İlk dördün. Sonra burada dolunay arkadaşlar. Unutmuyoruz. Bakın. Dolunay. Sonra da son dördün olacak üçüncüsü. Yani ilk dördün dolunay, son dördün. Hangi şıkta var arkadaşlar? A şıkkında var. O halde cevabımız A şıkkı olacak. Yine 2019 sorusuyla devam edelim. Ayın hareketiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Ayın dünya etrafında dolanmasını bir yılda tamamlar diyor. Yanlış arkadaşlar. Ay dünya etrafında bir ayda tamamlar. A şıkkımız yanlış. Tek hareketi kendi etrafında dönmesidir diyor. Yanlış arkadaşlar. Dünyanın etrafında dolanır. Dünya ile birlikte güneşin etrafında dolanır. Bu da yanlış. Kendi etrafında dönme süresi yaklaşık bir haftadır diyor. Yanlış arkadaşlar. Bir aydır. Bu da yanlış. Hareketi sırasında dünyadan hep aynı yüzü görülür. Bu doğru arkadaşlar. Kendi etrafında ve dünyanın etrafında aynı sürede döndüğü için hep biz ayın aynı yüzünü görürüz. Cevabımız D şıkkı olacak. 2018 bursluluk sorusuyla devam edelim arkadaşlar. Öğrenci gözlemine dayanarak güneş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor arkadaşlar. Bir öğrenci güneşli bir günde oluşturduğu düzenekte kağıt üzerine şekildeki gibi güneş görüntüsü elde etmiş. Arkadaşlar bakın burada biz baktığımızda güneşin ne olduğunu görüyoruz. Küresel olduğunu görüyoruz. Bakalım şeklinin küresel olduğu. Evet buradan bunu anlayabiliriz. Cevabımız A şıkkı. Kendi etrafında döndüğü. Evet kendi etrafında 25 günde döner. Fakat biz bunu bu şekle bakarak anlayamadığımız için B şıkkı olmaz. Yüzey sıcaklığı 6000 santigrat derece olduğu. Evet yüzey sıcaklığı 6000 santigrat derecedir. Ama biz bu şekle baktığımızda bunu anlayamayız. Olmaz. Çok büyük hidrojen. Evet, D şıkkını da arkadaşlar biz bu şekle bakarak anlayamayacağımız için cevabımız A şıkkı olacak. Yine 2018 bursluluk sorusuyla devam edelim. Buna göre ayın hangi özelliğine bir kanıt oluşturmaktadır diyor. Arkadaşlar ayın özellikleriyle ilgili bir soru. Bilgi verilmiş. Dünyadan bakıldığında ay güneş ile hemen hemen aynı büyüklükte görülmektedir. Ancak güneş hem dünyadan hem de aydan daha büyüktür arkadaşlar. Peki biz ayı güneşle aynı büyüklükte görmemizin nedeni nedir arkadaşlar? Kendi ekseni etrafında dönmesi mi? Hayır. Dünyaya güneşten daha yakın olması mı? Evet arkadaşlar. Ay dünyaya güneşten daha yakın olduğu için biz
Dünya'dan baktığımızda Güneş ile Ay'ı aynı büyüklükte görürüz. Cevabımız 5 şıkkı. Üzerinde dev kraterlerin bulunmasıyla hiç alakası yok. Atmosferinin çok inmesiyle yine alakası yok arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? 5 şıkkı. Dünya'ya Güneş'ten daha yakın olmasından dolayı biz aynı büyüklükte görüyoruz. Yine 2018 3. soruyla devam edelim arkadaşlar. Bu deneyle aşağıdakilerden hangisi gözlenmiştir diyor. Arkadaşlar deneye baktığımızda karton kutunun bir yüzeyine delik açılarak el feneri yerleştirilip kutunun kapağından bir ip ile içeriye pimpon topu asılıyor. Topla aynı hizada olacak şekilde kutunun yan yüzeylerinde şekildeki gibi eşit büyüklükte delikler açılıyor. Diğer delikler kapatılıp her seferinde bir delikten kutunun içine bakıldığında pimpon topunun aydınlık ve karanlık kısımları görülüyor. Arkadaşlar her seferinde bir delikten baktığımızda bu güneşi pimpon topu da ayı ifade ediyorsa arkadaşlar biz her bir delikten baktığımızda ayı hep farklı bir şekilde aydınlık ve karanlık bir şekilde görürüz. Bu da neyi oluşturur? Ayın evrelerini oluşturur. Bakalım hangi şıkta var bu? A. Ayın evrelerinin nasıl oluştuğu. Evet cevabımız A şıkkı olacak. B'yi okuyalım. Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiği. Hayır. Dünyanın hareketi. Hayır. Dünyanın hareketiyle alakası yok. Ay yüzeyinin yapısıyla. Hayır. Cevabımız A şıkkı. Ayın evrelerinin nasıl oluştuğunu bu deneyden anlarız. Yine 2018 dördüncü soruyla devam edelim. Arkadaşlar soruya baktığımızda yine ayın evreleriyle ilgili bir soru. Ayın evrelerinin isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Dünyada ayın iki farklı evresiyle ilgili tanım verilmiş. Birinciyi okuyalım. Ay, güneş ve dünya arasında bulunurken dünyaya bakan yüzünün ışık almadığı evredir. Arkadaşlar bu neydi? Yeni aydı. Dünyadan bakıldığında görünmediği evresi yeni aydı. İkinciyi okuyalım. Ayın dünyaya bakan yüzünün tamamen aydınlık olduğu. Bu da neydi? Dolunaydı arkadaşlar. Yeni ay, dolunay. Bakalım hangi şıkta var? C şıkkında var. Cevabımız C şıkkı olacak. Arkadaşlar 2017 bursluluk sorusuyla devam edelim. Bu modelin yeni ay evresini göstermesi için öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmalıydı? Arkadaşlar yeni ayda neydi? Ay, güneş ile dünya arasında olacaktı. Bakalım bir öğrenci elma, top, bilye kullanarak aşağıdaki şekilde güneş, dünya, ay modellerini oluşturuyor. Arkadaşlar top, güneş, elma, dünya, bilye, ay olacak. O halde yeni ay evresi dediği için yeni ay evresinde ne oluyordu? Ay, güneş ile dünya arasında oluyordu. Yani elma ile bilyenin yeri değiştirilmeli. Hangi şıkta var bu? Bilye ve elmanın birbiriyle yeri değiştirilmeli. Yani cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Yine 2015 bursluluk sorusuyla devam edelim arkadaşlar. Fen bilimleri öğretmeni dünya, ay ve güneşi büyüklük olarak modellemek için şekildeki erik, bezelye ve karpuzu sınıfa getirir. Arkadaşlar büyüklüğüne göre dünya, ay ve güneşi büyüklüklerine göre modelleyen eşleştirme hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar karpuz en büyük olduğu için ne olacaktır? Güneş olacaktır. Erik dünya olacaktır. Bezelye de ay olacaktır. Bakalım hangi şıkta var bu? Karpuz, güneş, karpuz olacak. O halde A ve B'yi elerim. Erik dünya olacak. Bakalım erik dünya. O halde cevabımız D şıkkı olacak. Yine arkadaşlar 2015 bursluluk sorusuyla devam edelim. Ayın sürekli aynı şekilde değil de farklı şekillerde görülmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Dünyadan bakıldığında ay, dolunay, yeni ay, ilk dördün ve son dördün gibi ifade edilen şekillerde görülür. Bunun nedeni neydi arkadaşlar? Ayın dünya etrafında dolanmasıydı. Şıklara bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Ayın güneşten küçük olması hayır. Ayın ışığı yansıtıcı özelliğinin olması evet ay ışığı yansıtıcı özellik olur. Fakat bu yeni ay, dolunay bununla alakası yok. Ayın güneş etrafında dönmesi hayır. Ayın dünya etrafında dönmesi diyor. Arkadaşlar bu soruda yanlışlık var. Dolanması olacak. Zaten 2015'te bu soruya şikayet edilmişti yanlış olduğu zaman. Burada dönmesi değil dolanması olacak. Fakat cevabımız ne olur? Yine de D şıkkı olur. Arkadaşlar Mystic Fancy YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.